Evet. Evet. Bugün 23 Nisan Pazar günü. Herkese güzel bir bayram kutluyoruz. Bugün bir değişiklik yaptık. Tuzla'dayız. Nostalji yapıyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz yer bizim çocukluğumuzun geçtiği Levent sitesi. Önce buradan başlıyoruz. Buyurun. Neslihan'ın. Evet, sahile inen birinci yol. Buraya koca bir bina yapılmış. Umarım bizim evin olduğu bina değildir bu. Arka tarafta Hakanların, Esmeray teyzelerin oturduğu kat. Evet, arkada gördüğünüz ev benim çocukluğumun geçtiği Levent sitesindeki evimiz. Solda aşağıda alt kat köşe Korayların evi. Birazdan bizim evin yanından sahile ineceğiz. Evet, burası paten kaydığımız alt yol. Siteye iniş özel mülk diye bir kapı yapılmış. Sahile çıkış giriş. Burası da öbür ucu. Evet, burası da aşağı inen rampa yol. Eskiden buradan yol devam edip kendi sahilimize iniyordu. Tabii kapatılmış. Aşağısı sahil yürüyüş yolu. Bakalım oraya iniş bulabilecek miyiz? Evet, sahile iniş. Yani gazinoya iniş. Buradan da kapalı. Tel örgülerle aşağısı belediye tarafından halka açılmış alan. Bizim gazinonun olduğu bölge. Evet, eskiden bizim özel site, özel olan sahilimiz bu şekilde güzelleştirilmiş belediye tarafından. Ve yan sitelere, Derya sitesine kadar bir yürüyüş yolu devam ediyor. Onu da bir test edeceğiz. Karşıda gördüğümüz ada Erdilli, bizim sörf yaparak gittiğimiz ada. Evet, sitenin arkasına geçtik şu anda. Burada basketbol, voleybol sahamız hala duruyor. Evet, Derya ve Yok Estesi girişlerindeyiz şu anda. Bakalım Aydın Bakkal yerinde duruyor mu? Evet, Belde Estesi'nin havuzu halen duruyor. Hava da şansımız da güzel bugün. Havuz hala çok güzel gözüküyor. Bayağı da büyükmüş, zamanında küçük aklımda kalmış. Bu karşıda gördüğünüz yeşil ev bizim evdi. Yanda Burakların evi. Arkamda da, havuzun arka tarafında da Erdillerin evini görüyoruz. Evet, burası da Belde sitesinden aşağıya inen yokuşumuz. Erdil, hatırlarsan bu virajı dönüp kaykay yapardık dizlerimizi parçalayana kadar. Şimdi burası da demir kapıyla kapanmış. Arkada yeşil ev, bizim ev ön sırada. Tabii sahil de bize aitti. Şimdi burası da güzel böyle bir gazinoya çevrilmiş, bizim Belde sitesinin sahili. Evet, Belde'nin sahilinden adalar. Gerçi tabii belediye çok güzel bir çalışma yapmış. Çok büyük yeşillik alan olmuş, park, işte çay bahçeleri. Bu gördüğümüz çay bahçesinin arkası Belde sitesi, villaların olduğu yer. Evet, sonunda sahilin yolunu bulduk. Önce Belde sitesinden yandan aşağı iniş var. Geze geze sahilden geldik. Yan tarafta Yokeş ve Derya sitesini geçtik. Şu an bulunduğumuz yer, arka tarafta gazinomuz vardı. Dün dans gösterilerinin yapıldığı yer tam şurası. Biraz önce aşağı inememiştik. Burası da kapalıydı. Sahilimiz burada. Denize gireceğiz.
Herkes şezlonglar vardı. Levent sokağı da gözüküyor. Burada da kayıkhanemiz vardı arkada. Trampolinin olduğu durum. Ve arkada da güzel adalarımız, iki tane. Sörfle gittiğimiz adalar. Evet, burada trampolinin olduğu burun. Buradan komple Levent sitesinin sahili, plajı gözüküyor. Arkada evler ve gazinonun olduğu köşe. Tabi gazino da kalmadı artık. Buradan sahilden derya yok eş. Evet, kuş bakışı da gezdiğimiz rotayı burada görebiliyoruz. Fotoğraflar eşliğinde Levent sitesinden aşağıya inip önce Levent sitesini gezdik. Bizim evi görebiliyoruz bahçesinde. Sahile inemediğimiz için dolaşıp arkadan sahile inmeye çalıştık. Aydın Baktal'ın orayı geçtik. Derya Yokeş ve Belde sitesinin girişi. Belde'den aşağı inip Erdiller'in evi. Oradan devam edip sahile indik. Sahilden bizim evi gördük. Belde'nin sahiline inip aradan gördük denizi. Daha sonra en aşağıdan kafenin oradan dolaşıp geri döndük. Yaklaşık 3,5 kilometre bir tur yaptık. Bütün sahili de siteledik.